ve Murat Karataş sabahtan bu yana, daha doğrusu geceden bu yana ne yaşandı, şu anda durum nedir, hepsini bize aktaracak tek tek. Berde beldesi burası ve füzelerin hedefi olan noktalardan biri de işte burası. Burası aslında bir lokanta, bir kafe. Fakat bu lokanta ve kafede yine Ermenistan ordusunun saldırılarına hedef oldu. Lokantanın tam ortasında bu bahçe olarak adlandırılan kısımda patlama meydana geldi. Daha doğrusu füze buraya düştü ve düştükten sonra yine daha önce birçok noktada gördüğümüz bu krater oluştu. Tabii tahribat çok büyük. Hemen yanındaki bir yapı ki içeride malzemelerin bulunduğu bir yapı tamamen havaya uçtu. Yıkıldı daha doğrusu. Onun dışında da çevrede de yine çok ciddi bir hasarın olduğunu görebiliyoruz. Tabii çevreye saçılmış çok sayıda devre var, elektronik parça var. Bunlar roketten, füzeden mi kopup etrafa saçıldı? Yoksa buradaki objeler miydi? Onu tabii elbette bilemiyoruz. Ancak patlamanın olduğu yer burası. Bakın hemen yanında bir otomobil. Otomobil artık tamamen hurdaya dönmüş. Üst tarafı bagaj çökmüş, çatısı çökmüş ve araç paramparça olmuş. Solunda bir araç daha var. O araç da yine benzer durumda. O da yine aynı şekilde kullanılamaz durumda. Bu da buradakilerin ifade ettiklerine göre mutfak kısmı. Daha doğrusu özellikle yiyecek maddelerinin depolandığı kısım ki girişte soğanları ve patatesleri görmek mümkün. Burada artık duvarlar esnemeye başlamış. Duvarın bir kısmı ön tarafa bize doğru gelmiş. Çatı tamamen yıkılmış ve hasarı bize gösteren bir manzara burası. Görgü tanıklarının ifadesine göre iki kişi buradan yaralı olarak çıkarılmış ve süratle hastaneye tedavi için götürülmüşler. Daha önce sabah saatlerinde de Gence'de gerçekleştirilen bir saldırıyı, daha doğrusu saldırının bulunduğu noktayı ekranlara taşımıştık. Tıpkı Gence gibi burası da sivil yerleşim yeri. Berde'de bir kent, sivil yerleşimin olduğu bir kent. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Terter, Ağcabedi, Berder ve Adam bölgelerinin köylerini dün geceden beri füze ve ağır silahlarla vuruyor. Ermenistan topraklarından atılan füze, bir füzede Berde'de bir eve isabet etti. Yine aynı kentte, yine bu kentte bir eve isabet etti. Goranboy'un Şahmamdanlı köyünde ise füzeli saldırı sonucu 63 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Cephe hattından uzaktaki Gence kentine de yine sabah saatlerinde yaptığımız yayınlarda göstermiştik. Akşam saatlerinde, gece yarısı sonrasında füze atılmıştı. Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence, pazar gününden beri aralıklarla Ermenistan ordusunun füze saldırılarına hedef oluyor. Şu ana kadar tüm bu gerçekleşen sivil yerleşim yerlerine, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 30 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirirken 143 kişi de yaralandı. Aralarında kadın ve çocuklar da var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın sivillere yönelik kasıtlı ve ayrım gözetmeyen saldırılarının durdurulması için çağrı yaptı. Azerbaycan ordusu saldırılara meşru müdafaa ve sivil halkı koruma hakkı temelinde karşılık veriyor. Operasyonlarda sadece askeri hedefler vuruluyor. Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği operasyonlarda Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan ordusunda ise kaosun yaşandığı gelen istihbari bilgiler arasında Ermenistan bilindiği gibi dün cephede kendi tanklarını vurmuştu. Bazı askerler de mevzilerini terk etti yönünde haberler ulaşmıştı. Şu ana kadar Ermenistan'a ait bir S-300 füze sistemi, 250 adet tank ve zırhlı araç, 270 top ve füze sistemi imha edildi. Ayrıca 11 komuta ve gözlem mıntıkasıyla 8 mühimmat deposu kullanılamaz
hale getirildi. Cephe hattında çatışmalar hatırlanacağı gibi 27 Eylül pazar sabahı Ermenistan'ın saldırısı üzerine başlamıştı. Azerbaycan askerleri şu ana kadar bir kent ve bir kasaba dahil 28 yerleşim birimini işgalden kurtardı ve yaklaşık 30 yılın ardından söz konusu yerleri yeniden özgürleştirdi. YouTube kanalımıza abone olun.